Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılı sınavı sorularını beraber inceleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. A bölümü. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz. Kelimelerimize bir bakalım isterseniz. Cumhuriyet, temel haklar, sorumlulukları, bağımsız, adalet, güven, yasal, düşünen, yönetim ve ayrımcılık. Şimdi cümlelerimizi okuyalım ve uygun kelimeleri boşluklarımıza yerleştirelim. Birinci cümlemiz, haklıyla haksızı ayırt etmek, herkese hakkı olanı vermek nokta nokta olarak adlandırılır. Buraya ne gelecek? Adalet gelecek. İkinci cümlemiz, insanların eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkını sağlayan en iyi nokta nokta cumhuriyettir. Buraya ne gelecek? Yönetim gelecek. Hemen şunları da çizmiş olalım. İkincisi yönetim oldu. Üçüncüye bakalım. Sorunların uzlaşma yoluyla çözümlenmediği durumlarda nokta nokta yollara başvurulmalıdır. Buraya ne gelecek? Yasal gelecek. Dördüncü cümlemize bakalım. Devletin anayasa ile güvence altına aldığı hak ve özgürlükler nokta nokta olarak adlandırılır. Buraya ne gelecek? Temel haklar gelecek. Beşinci cümlemize bakalım. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda nokta nokta duygusu artar. Ne duygusu artar? Tabii ki güven duygusu artar. Altıncı cümlemiz. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerden dolayı nokta nokta yapılamaz. Buraya ayrımcılık gelecek. Hemen yedinci cümlemize bakalım. Nokta nokta yönetiminde her insan haklar bakımından birbiriyle eşittir. Buraya tabii ki cumhuriyet gelecek. Sekizinci cümlemiz, insanlar diğer canlılardan farklı olarak aklını kullanabildikleri için nokta nokta bir canlıdır. Nasıl bir canlıdır? Düşünen bir canlıdır. Dokuzuncu cümlemiz, hak ve özgürlüklerimizi kullanmanın temel koşulu nokta nokta bir ülkede yaşıyor olmamızdır. Buraya ne gelecek? Bağımsız gelecek. Onuncu ve son cümlemiz, insanların kendisine, çevresine, ailesine ve vatanına karşı getirmesi gereken nokta nokta vardır. Buraya da sorumlulukları gelecek. Evet, hemen B bölümüne geçelim. B bölümü. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. İlk cümlemiz. Toplumda adaletin sağlanması huzur getirir. Bu cümlemiz nedir? Doğrudur. İkinci cümlemiz. Yasaların önünde herkes eşittir. Bu da doğru bir ifadedir. Üçüncü cümlemiz. Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymaya gerek yoktur. Bu nasıl bir ifadedir? Yanlış bir ifadedir. Dördüncü cümlemiz, hak, özgürlük, sorumluluk ve görevlerimiz insan hayatının dönemlerine göre değişiklikler gösterir. Bu da doğru bir ifadedir. Beşinci cümlemiz, çocuk hakları sözleşmesi dünyadaki zengin çocuklarının haklarını korumak için oluşturulmuştur. Bu ifademiz yanlıştır. Altıncı cümlemiz, anayasamıza göre ilk ve orta öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur. Evet, bu ifademiz de doğrudur. Yedinci cümlemiz, günlük yaşamda hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde biz de başkalarının haklarını ihlal edebiliriz. Bu ifade yanlış. Sekizinci cümlemiz, temel haklarımızın vazgeçilmez, devredilmez, dokunulmaz olması insan onurunu güvence altına alınması içindir. Evet, bu ifademiz doğrudur. Dokuzuncu cümlemiz, insanlar gibi diğer canlılar da yaptıkları davranışlardan sorumludurlar. Bu ifade yanlıştır. Onuncu cümlemiz, toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsur adaleti sağlamaktır. Bu ifademiz de doğrudur. Böylece ne yapmış olduk? B bölümünü de bitirmiş olduk. Hemen C bölümüne geçelim. C bölümü. Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz. Her soru 5 puan değerindeymiş. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Birincisi, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik hangisidir? Ses çıkarması.
Hayır, bu değildir. Yürümesi ve koşması, bu da değildir. Akıl sahibi olması. Evet, bu ifademiz doğrudur. Diğer şıkka da bakalım. Yemek yemesi, bu da değildir. Birinci soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Her insanın doğduğu andan itibaren kazandığı temel haklar vardır. Bu hakları da sahip olduğu devlet tarafından anayasa ile koruma altına alınmıştır. Hangisi temel haklarımızdan değildir? A. Özel yaşamın gizliliği, bu temel haklarımızdandır. Kişi dokunulmazlığı hakkı, bu da temel haklarımızdan. Düşünce ve ifade özgürlüğü, bu da temel haklarımızdan. Ödevlerini zamanında yapma hakkı, bu temel haklarımızdan birisi değildir. Evet, ikinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Üçüncü sorumuz. 1. Kişiler arasında ayrımcılık yapmak. 2. Kişilerin haklarına saygı göstermek. 3. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak. 4. Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak. Yukarıdaki davranışlardan hangileri adil bir kişinin davranışlarındandır? Kişiler arasında ayrımcılık yapmak, bu değildir. Kişilerin haklarına saygı göstermek, evet. İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak, evet. Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak, evet. Demek ki neymiş? 2, 3, 4. B şıkkı. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşmeye göre her insan 18 yaşına kadar çocuktur ve çocuk haklarına sahiptir. Hangisi çocuk haklarından biri değildir? Bakalım şıklarımıza. Seçme ve seçilme hakkı. Evet, seçme ve seçilme hakkı çocuk haklarından birisi değildir. Eğitim görme hakkı çocuk haklarındandır. Yaşama ve gelişme hakkı çocuk haklarındandır. Sağlık hizmetlerini alma hakkı, bu da çocuk haklarındandır. Demek ki dördüncü soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. Beşinci sorumuz. Her insanın doğuştan gelen hakları vardır. Haklarımız devlet tarafından anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu haklara temel haklar denir. Hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? Temel haklarımız vazgeçilmezdir. Evet. Temel haklarımız dokunulmazdır. Doğrudur. Temel haklarımız sınırsızdır. Bu ifade yanlış. Temel haklarımız başkalarına devredilemezler. Evet. Demek ki 5. soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. 6. sorumuz. İnsan diğer canlılarla bir arada yaşar, sevme, sevilme, kabul görme gibi duygulara ihtiyaç duyar ifadesi insanı diğer canlılardan ayıran hangi özelliği ile ilgilidir? Burada ne diyor arkadaşlar? Bir arada yaşar diyor. Bir arada yaşamak nedir? İnsanın sosyal olmasıdır. O yüzden 6. soruda aradığımız doğru cevap A şıkkı. 7. sorumuz. İnsanlar bu sayede bilgi edinir ve beceri geliştirir. İnsanın bilgi edinmesi ve beceri geliştirebilmesi için nokta nokta ihtiyacı vardır. Yukarıdaki tümcede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Arkadaşlar burada ne diyor? Bilgi edinir diyor. İnsanlar nerede bilgi edinir? Tabii ki okullarda. Yani eğitim görerek. 7. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. 8. sorumuza bakalım. İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biri de vicdan duygusuna sahip olmasıdır. Buna göre aklı olan fakat vicdanı acıması olmayan bir kişi hangisini daha çok yapar? Şıklarımıza bakalım. Yaşlılara ve engellilere yardım eder. Hayır, vicdanı olmayan kişi bunu yapmaz. Çıkarı için başkalarına zarar verir. Evet, bu doğrudur. Fakir ve kimsesizlere yardım eder. Hayır. İnsanların yararına çalışır. Hayır. Demek ki 8. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. D bölümü. Aşağıdaki davranışlar ile sorumlulukların numaralarını kutucuğun içine yazarak eşleştiriniz demiş. Hemen sol tarafta bizim haklarımız var. Sağ tarafta da bunu günlük hayatta kullandığımız durumlar var. Şimdi durumlarla haklarımızı ne yapacağız? Eşleştireceğiz arkadaşlar. Hemen bakalım isterseniz. Birincisi ne diyor? 7 yaşına gelince okula başlama. Bu bizim ne hakkımızdır? Tabii ki eğitim hakkıdır. Buraya ne yapacağız? 3 yazacağız. Daha sonra sınıf başkanı seçilme demiş. Bu nedir? Seçme ve seçilme hakkıyla ilgilidir. Buna 5 diyoruz. Bana dokunma diyebilme. Bu da nedir? Kişi dokunulmazlığı hakkıdır. Buraya 1 diyoruz. Hastalanınca doktora gitme, bu sağlık hakkıdır. Buraya 2 diyoruz. Evet, son olarak anılarını anı defterine yazma. Bu da nedir? Özel yaşamın gizliliği hakkı. Buraya da ne diyoruz? 4 diyoruz. Hemen diğer bölümümüze geçelim. E bölümü. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız demiş. Evet, adalet ve eşitlik nedir? Bunları ne yapacağız? Yazacağız.
İsterseniz ilk olarak adalet nedir, onun tanımını yazalım. Adalet neydi? Haklıyla haksızı ayırt etmeye ve herkese hakkı olanı vermeye biz ne diyorduk? Adalet diyorduk. Evet, hemen yazalım isterseniz. Haklıyla haksızı ayırt etmeye, herkese hakkı olanı vermeye ne diyoruz biz? Adalet diyoruz. Evet, adalet neymiş? Haklıyla haksızı ayırt etmeye, herkese hakkı olanı vermeye biz ne diyoruz? Adalet diyoruz. Evet, eşitlik neydi? Bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmamasına eşitlik diyoruz. Hemen yazalım. Bedensel ve düşünsel, bedensel ve düşünsel farklılıkları ne olursa olsun insanlar arasında toplumsal ve siyasal haklar bakımından hiçbir ayrım bulunmamasına eşitlik denir. Evet, bu tanımlarımızda ne yaptık? Bu şekilde yazdık. Evet, böylece 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 1. dönem 2. yazılı sınavını bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Şimdiden herkese sınavlarında başarılar diliyorum. Eğer videomuz size yararlı geldiyse arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.